Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizler için yeni bir oyuncu laptopuyla karşınızdayız arkadaşlar. Bugün HP'nin Omen serisine ait yeni bir laptopu inceleyeceğiz. Modelin tam adı ise HP Omen Laptop 16U0003NT olarak geçiyor arkadaşlar. Markanın en üst düzey oyuncu bilgisayarlarından biri. Aynı zamanda hem hafif hem de performans olarak bizlerin beklentisini son derece karşılıyor. Dilerseniz incelememize geçelim. Evet, son zamanlarda oyun bilgisayarlarının fiyatı bir hayli artmış durumda arkadaşlar. Tabii ki üst düzey bir laptop arıyorsanız beklentiler de, fiyat beklentileri de ona göre artmak zorunda. Yani şu anda bir masaüstü bilgisayarı bu klasmanda bu özelliklerle dizmek isterseniz yine hemen hemen aynı fiyatları vermeniz gerekiyor. Fakat HP bunu taşınabilir bir laptop olarak bizlere sunmayı başarıyor arkadaşlar. Yani hem üstün özelliklere sahip olurken bunları 2.14 gramlık ağırlıkla gelen hafif bir laptopla bizleri karşıladığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Dilerseniz ilk olarak tasarım ayrıntılarıyla başlayalım. Daha sonrasında ise teknik özelliklerle devam edeceğiz. Tasarım ayrıntılarını incelediğimiz zaman son derece kusursuz bir yapıya sahip tasarım çizgisi bizleri karşılıyor arkadaşlar. İlk olarak klavye tarafına baktığımız zaman WASD tuşlarının biraz daha saydam bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Bu da oyuncu laptopu olduğu için ön plana çıkan bir klavye tasarımı olarak karşımıza çıkıyor. Işıklandırma tarafına baktığımızda ise farklı renklerin geçişli olarak karşımıza çıktığı bir klavye yapısı yer alıyor ve bu klavyenin renklerini de değiştirmek mümkün arkadaşlar. İçerisinde bulundurduğu HP Omen'ın kendi yazılımı sayesinde bu renkleri de değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Eğer ben klavyenin ışıklı olmasını sevmiyorum, genellikle gündüz ya da ışık olan bir ortamda çalışıyorum derseniz klavye üzerindeki kısa yoldan da bu ışığı kapatabilirsiniz arkadaşlar. Yani Fn F4'e basarak bu klavyenin ışığını da kapatmak mümkün. Ama ben genel olarak bu ışığı çok beğendim. Çünkü özellikle WASD kısmında karşımıza çıkan bu şeffaf yapı oyuncu bilgisayarı hissiyatını bize son derece iyi bir şekilde geçirmeyi başarmış arkadaşlar. Bunun dışında oldukça geniş bir touchpad alanı bulunuyor. Bu tabii ki de kullanıcıya kalmış fakat genellikle oyun bilgisayarlarında touchpad pek de aktif kullanılmıyor. Mouse'u kullanmayacağınız oyunları oynarken bu touchpad'i de kapatabilirsiniz ama geniş bir touchpad olması da yine mouse'unuzun olmadığı durumlarda da kolaylıkla kullanılmayı amaçlanmış arkadaşlar. Touchpad'in yanına baktığımız zaman Intel logosunu görüyoruz. Burada i9 işlemcisini barındırdığını görüyoruz arkadaşlar. Az sonra teknik özelliklerde de bahsedeceğiz. Onun yanında bir RTX logosu yer alıyor. Onun altında da 240 Hz yenileme hızına sahip olduğuna dair bir sticker daha yer alıyor. Ve tam da yanında bir 16 ibaresi yer alıyor. Bu çok önemli çünkü 16 inçlik bir ekrana sahip. Yani piyasada çoğu oyuncu laptopunda 15.6 inçlik bir boyut bizleri karşılarken HP bizlere sunduğu yeni laptopunda daha iyi bir oyun deneyimini sunmak için 16 inçlik bir ekran tercih etmiş. Ekran ayrıntılarında tabii ki de değineceğiz fakat bu ekranın büyüklüğünün oldukça tatmin edici olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Tasarım ayrıntılarıyla devam edelim. Laptopun sağ tarafına baktığımız zaman bir adet USB girişi yer alıyor arkadaşlar. Sol tarafında ise iki tane Type-C girişinin yer aldığını ve bir adet kulaklık jackının karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Arka tarafına baktığımızda ise bir internet girişi, bir şarj girişi yer alırken aynı zamanda HDMI girişi ve bir tane daha USB girişinin yer aldığını görüyoruz. Aynı zamanda arka tarafında yine görmüş olduğunuz gibi fan çıkışları yer alıyor. Yüksek güce sahip bir laptop olduğundan bahsetmiştik. Soğutma işlevini kolayca gerçekleştirebilmek içinse alt tarafında da delikli bir yapı karşımıza çıkıyor. Yani laptopun alt tarafına baktığımız zaman yarısının fan çıkışı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Laptopun rahat rahat nefes almasını, rahat rahat hava almasını sağlamak için böyle bir tasarım tercih etmiş HP bizler için. Evet, tasarım ayrıntılarından bahsettik. Şimdi geldik ekran özelliklerine arkadaşlar. 16 inçlik bir boyut bizleri karşılıyor. Aynı zamanda 16'ya 10 ekran oranına da sahip olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Aynı zamanda bu ekran 240 Hz'lik bir tazeleme oranına sahip ve 7 ms'lik bir yanış süresi yer alıyor arkadaşlar. IPS bir panelle gelen laptop, mikro kenarlı, yansımasız ve düşük mavi ışık ekran teknolojileriyle geliyor ve 400 nitlik bu parlaklığa sahip olduğunu da belirtelim arkadaşlar. Ekran gövde oranında ise %84.45'lik bir oran bizleri karşılıyor. Ekran değerlerine baktığımız zaman oldukça tatmin edici bir ekranın olduğunu söyleyebiliriz. 400 nitlik bir parlaklıktan bahsetmiştik arkadaşlar ve kullandığım süreç boyunca karanlık ortamlarda da kullandığım oldu. Genellikle kendi bilgisayar kasımın olduğu setup'a koyup kendi ekranıyla da oynadım. Onun dışında gündelik işlerimi, kurgu yapmak,
haber yazmak gibi işlerimi de dışarıda hallettiğim zaman da parlaklığın son derece tatmin ettiğini söyleyebilirim. Özellikle güneşli bir ortama gitsem dahi bu parlaklık değeri beni oldukça memnun etti arkadaşlar. Bu yüzden ekran tarafında dizi film izlerken, oyun oynarken açık bir alandaysanız dahi parlaklık değeri beklentileri sonuna kadar karşılıyor. Evet, tasarım ayrıntılarına, ekran özelliklerine değindik ve şimdi geldik teknik özelliklere arkadaşlar. Şu anda ekranda bir tablo görüyorsunuz. HP-OM'un modeli Intel Core i9-13900HX işlemcisini kullanıyor. RAM tarafında ise 32 GB'lık DDR5 bellek kapasitesiyle geliyor arkadaşlar. Depolamada da 1 TB'lık SSD ile gelen modelin ekran kartı ise Nvidia tarafından geliştirilen RTX 4070'i kullanıyor. 6 saat 45 dakikaya kadar bir pil ömrü vaat eden model 2.17 kilogramlık bir ağırlığa sahip. Aynı zamanda Windows 11 ile birlikte geliyor. Yani piyasadaki diğer oyuncu laptoplarıyla karıştırmamak lazım. Fiyatının da hakkını sonuna kadar veriyor. Çünkü piyasadaki oyuncu laptoplarının genel olarak FreeDOS olarak geldiğini biliyoruz. Peki FreeDOS nedir? Yani içerisinde herhangi bir Windows yüklü değil. Sizin USB ya da disk takarak bilgisayarınıza Windows'u yüklemeniz lazım. Ama bunu da direkt tak çalıştır bir şekilde. Laptop size geldiği gibi direkt tuşuna basarak Windows 11 işletim sistemini aktif olarak, lisanslı olarak kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da önemli bir artı tabii ki de. Evet, şimdi geldik en çok merak edilen kısma. Tabii ki kullanıcı deneyimi arkadaşlar. Bu laptop ne için alınır? Tabii ki bu laptopu satın almanızdaki en büyük amaç oyun odaklı olması arkadaşlar. Yani eğer bir oyuncu laptopu arıyorsanız ve piyasanın en güçlülerinden biri olsun diyorsanız RTX 4070 teknolojisine sahip bu laptopu satın alabilirsiniz. Peki RTX 4070 ile beraber sunduğu diğer donanımlar bizlere nasıl bir performans sağlıyor? Dilerseniz onlardan bahsedelim. Yakın zamanda kullandığım süreçte bilgisayarın donanımını zorlayacak tüm oyunları oynadım arkadaşlar. Yani Cyberpunk'ından tutun, Call of Duty, Modern Warfare olsun. Yani grafiği sonuna kadar zorlayacak bütün oyunları oynadım arkadaşlar. Bunun dışında işlemciyi zorlayacak ve yüksek FPS değeri almamızı gerektiren Valorant ve CSGO gibi oyunları da oynadım. Bildiğiniz gibi 240 Hz'lik bir tazeleme oranı sunuyor bu panel ve rekabetçi oyunlarda yüksek tazeleme oranına sahip olan bir panel kullanmak her zaman önemli. Neden diye soracak olursanız, rakibiniz bir yerde saklandıysa ve oradan sizin karşınıza çıkıyorsa yüksek tazeleme oranının avantajını tam da burada kullanıyorsunuz. Çünkü 60 Hz ya da 120 Hz kullanan diğer rakiplerinize göre siz o rakibi daha da erkenden görebiliyorsunuz. Tabii ki burada çok ufak bir kareden bahsediyoruz ama eğer refleksleriniz iyiyse rakibinizi gerçekten 240 Hz'lik bir ekranda daha da önceden görüyorsunuz arkadaşlar. Yani rekabetçi bir oyun oynarken 240 Hz'lik ekranın avantajını sonuna kadar kullanabiliyorsunuz HP-OM'un bilgisayarda. Ekran kartını hem oyun hem de kurgu montaj tarafında değerlendireceğim arkadaşlar. İlk olarak zaten piyasanın en güçlü ekran kartlarından biri olduğunu söylemiştik. Yani oyun tarafında bir şüpheniz varsa son derece başarılı bir ekran kartına sahip olan bir laptop olduğunu söyleyebiliriz. Zaten 8 GB'lık bir belleği var. Ekran kartımızın, yani bir oyun oynarken asla donma ve kasma yaşamazsınız. Eğer düşük FPS alacağınızı düşündüğünüz bir oyun oynarsanız zaten burada Nvidia'nın DLSS teknolojisi devreye giriyor. Yani yüksek çözünürlük bir oyun oynasanız dahi DLSS teknolojisi sayesinde upscale teknolojisini kullanarak 1080p'lik bir görüntüyü daha da yüksek çözünürlüğe taşıyarak kare hızınızı artırabiliyorsunuz arkadaşlar. RTX özelliği ise aktif ışın izleme özelliği olarak karşımıza çıkıyor ve bu da oynadığınız RTX destekli oyunlarda bizlere önemli bir avantaj, oldukça güzel bir görsel sağlamayı hedefliyor. Bu yüzden oyun tarafında acaba ekran kartım herhangi bir donma kasma yaşatır mı gibi bir sorunla asla karşılaşmayacağınızı buradan temenni ediyorum. Çünkü hem ekran kartı tarafında iyi bir teknoloji sunarken bu ekran kartını da oldukça iyi bir işlemciyle desteklediği için donma ve kasma gibi sorunlar olmayacağını söyleyebiliriz. Şöyle bir soru aklınıza gelebilir. Belirli bir dereceye geçtikten sonra donma olur mu? Aslında hayır arkadaşlar. Yani o dereceye ulaşmıyorsunuz bile. Yaptığımız testlerde zaten sağında, solunda, önünde, arkasında ve alt tarafında hava kanalları olduğu için ısınma tarafında çok da yüksek derecelere ulaşmıyoruz. Kurgu montaj tarafında ekran kartını değerlendirecek olursam son derece tatmin edici bir performans yaşadım. Yani 4K 60 FPS çekimler yapıyoruz. Şu anda izlediğiniz videolar 4K 60 kare arkadaşlar. Ve kurgu montaj işleriyle ilgilenenler bilecektir. 4K 60 karelik bir videonun render süresi oldukça uzun oluyor. Şu anda kurgu bilgisayarımızda 3050 Ti ekran kartı var. Yani yaklaşık 10-15 dakikalık bir videoyu yaklaşık 25-35 dakika arasında render alıyordu. Ben aynı videoyu proje dosyalarını bilgisayara atarak bu bilgisayardan da denedim. Ve 12 dakikalık bir süre aldım arkadaşlar. Yani
render süresinde oldukça başarılı olduğunu da söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, bir incelememizin daha sonuna geldik. Genel yorumlarımı yapacak olursam piyasanın en güçlü laptoplarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Fiyat tarafında ise şu anda 79.999 TL'lik bir fiyat etiketi karşımıza çıkıyor. Ama sitelere baktığımız zaman dönem dönem fiyatı düşmüş ve dönem dönem yükselmiş. O yüzden bu laptopu almak istiyorsanız fiyat araştırmasını iyi yapmanızı öneririm. Çünkü son zamanlarda fiyatların bir hayli arttığını biliyoruz. Eğer laptop hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.